Herkese merhabalar. Sevgili 8. sınıf öğrencileri, ilk konumuz olan çarpanlar ve katlar konusunu bitirdiysek eğer ki bitirdiğinizi düşünüyorum. İlk bakmamız gereken şey LGS sınavında bu konuyla ilgili hangi tip soruların çıkmış olmasıdır. 2019 LGS çıkmış sorusuna bakalım. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeylerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Şimdi bakalım yani buradan herhangi iki tanesini alıp yan yana yapıştırıyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken 3 santimetrelik kısımların üst üste şu 3 santimetrelik kısımların üst üste geliyor olmasıdır. Şimdi buradan alanının en fazla olması söylenmiş. Alanın eğer ki en fazla olmasını istiyorsak iki tane büyük olan kartonu almamız gerekiyor. Evet. Alanı 77 olan kartonu düşünürsek eğer 77 nelerin çarpımıdır? 77 çarpı 1 olabilir buranın alanı, kenar uzunlukları. 7 çarpı 11 olabilir. Evet. Yalnız şuraya dikkat etmem gerekiyor. Birden büyük tam sayı olan dikdörtgen demiş. Yani bir kenar uzunluğu birden büyük olacak. O zaman 7 ve 11 olabilir. Uzun olan kenarımıza 11 diyelim. Kısa olan kenarımız da 7 olur. Evet. Şimdi 110 olan kartona baktığımızda 110, 11, evet 11 çarpı 10'dur. O zaman ortak olan kenarımız 11, diğer kenarımıza da 10 dersek eğer, evet 11 ve 10'un çarpımı 110 olan alanımızı verir. Şimdi o halde biz bunları yan yana yapıştıracaksak eğer ortak olan kenarları yapıştırmamız gerekiyor tabii ki. Ortak olan kenarın burası, burası. Ne olur bu ortak olan kenarlar? 11 santimetre. Evet. Bunun tamamının da kaç santimetre olduğunu biliyorum. 10 santimetre değil mi? Şurası 10 santimetre. Diğer tarafı da farklı bir renkli göstereyim. Maviyle yapalım. Şurası ne kadar? 7 santimetre. Evet. Şimdi orası 7 santimetre ise şurası üst üste gelmiş kısım. Burası üst üste gelmiş kısım. Tamamı 7. Ben şurayı bulmak istiyorum. 7'den 3'ü çıkarırsam 4 santimetre olur. Bunun da tamamı 10 santimetreydi. Şu taralı kısım yani üst üste olan kısmı çıkarırsam şu kısmı bulmuş olurum. Orası da 10 eksi 3'ten 7 santimetre olur. Yan tarafta tekrar çizelim dikdörtgeni. Evet. Burası ortak olan kenarım 11 santimetre. Şuradan üst üste gelen kısımlar vardı. Ve şurası 3 santimetreydi, onu biliyorum. Şuraya ne dedik? 4 santimetre değil mi? Şuraya ne dedik? 7 santimetre. Şu arası neydi? 3 santimetre. Evet. Şimdi o halde şu uzun kenar ne oldu? 7, 3 ve 4'ün toplamı 14 santimetre. Bizden bu kartonun yüzünün alanı en fazla kaç santimetredir diye sormuştu. O halde 14
çarpı 11. Bu da bana alanı verir ve 154. Evet, 154 olur. C seçeneğimiz doğru cevabımız.